9B şubesi. Güzel bir çalışma yapalım inşallah. Hadi bakalım. Elleri açık arkanıza. Şimdi bir x, y koordinat ekseni çizelim arkadaşlar. Tamam. Bir de bunu bu tarafa da oluşması için böyle çizebiliyoruz. Tamam. Sonra şöyle yapalım. Bak şimdi. Tamam. Bir de şöyle yapalım. Şimdi x, y koordinat eksenini görmektesiniz arkadaşlar. X, y. Tamam. Burada bir vektör vereceğim. Bakın bakalım. Bu vektör kaça kaç vektörüymüş? Bir bakın bakalım. Mesela biraz da bunu rengini değiştirdik ama şöyle yapalım. Mahsus biraz kalın çizeceğim, tamam mı? Ha, değişik olsun bak. Ha, böyle bir vektör düşünün. Bu vektöre de bir isim verelim mi? Verelim. U vektörü diyelim. Tamam. Şimdi ben şunu soruyorum. U vektörünü nasıl ifade edersiniz şu an? Parmak. Parmak. U vektörünü şu an nasıl ifade edersin? Evet beyefendi. Sen söyle. Bura 5 birim. Burası 3 birim. 5,3. O zaman şöyle yazabilir miyim? U vektörü eşittir 5,3 desem. Bu yer vektörü zaten. Başlangıcı orijin olunca biz buna yer vektörü diyorduk. Hatırladınız mı? Tamam. Eller açık arkanızı yaslanın, böyle derse katılın. Dilediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Tamam. Peki burada bu vektörün boyu var mı? Boyu. U vektörünün boyu var mı? Boyunu böyle gösteriyorsun. Şuraya 5 diyeceğim. Şuraya 3 diyeceğim. Evet. Beyefendi. Buraya x diyelim bilen için. X kare eşittir 3'ün karesi artı 5'in karesi. X eşittir kök 34, değil mi? Şimdi burada anlaşıldı mı buraya kadar? Tamam. Şimdi buradan U vektörünün boyu kök 34'tür. Bu kadar, bitti. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Peki başka bir çalışma yapalım. Arkadaşlar, bu çalışmamızda biz şunu anlatmak istedik sizlere. Bakın, vektörler mesela bu A vektörü, bu B vektörü, bu da C vektörü verilsin. X, Y koordinat düzleminde. Bu A, B, C vektörlerinin toplamı bu sarı vektördür arkadaşlar. Bunun da koordinatı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya 1'dir. Şey, 0'dır pardon. Yani ben burada şunu demek istiyorum. Vektörler böyle peş peşe eklenir. Birinin başlangıç noktası en sonucunun bitim noktasına birleştirdiği zaman iki vektör toplanmış oluyor. Şekil olarak bunu bilmeyenler bugün öğrensin bak tamamen. Vektörler toplanabilir, tamam. Mesela başka bir çalışma yapalım. Şimdi arkadaşlar bu çalışmamızda A vektörüyle B vektörü veriliyor. Bizden A vektörüyle B vektörünü toplamamız isteniyor. Soru bu takriben. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. A vektörünün koordinatları ne? Şu uç nokta neye ne? 1, 2, 3, eksi 3'e 1, 2, 3, 4, 4. Şu B'ninki ne? 2'ye 3. Buraya kadar tamam mı? Yok, onu boş ver. Şimdi şurası 4. Tamam, bir dakika. 2'ye 3. Burası tamam mı? Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar, bu A vektörü yazıyorum şimdi. A vektörü eksi 3'e 4'tür. B vektörü de
2'ye 3'tür. Buraya kadar tamam mı? Bak buraya. Şimdi buraya yazalım şimdi. A vektörü ne? Eksi 3'e 4. Eksi 3'e 4 artı eksi 3'e 4 artı 2'ye 3. Tamam. 2'ye 3. Buradan toplayalım. Eksi 1, 7. Soru bitti, bu kadar. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi diğer örneğe bakalım. Yan taraftaki örneğe kayacağız şimdi. Dikkat et. Bu vektörün, bak şimdi. Buraya o orijin dersem, bak şimdi. Şura K, şurada P. Şimdi buna bir A vektörü diyeyim, buna da B vektörü diyeyim. Aynı bu soruda da A vektörü ile B vektörünün toplamı sorulsa. Evet hanımefendi. Önce A vektörünü bulalım hanımefendi. A vektörü nedir biliyor musun sen? Hayır. Ora bitim noktası 0'a 0 bak. 0'a 0 bitim. Başlangıç noktası da eksi 4'e 3'tür değil mi? Bu 1, burası. Şimdi bak, yandaki soruya bakarsanız burada orijinden öteye doğru gidiliyor. O zaman A noktası, A vektörü eksi 3'e 4 diyoruz. Ama bu soruda A vektörü arkadaşlar nedir? Bakın şimdi. Başlangıç noktası eksi 4'e 3 ya. Ben şimdi A vektörü KO vektörüdür. Doğru mu? Mantıklı. KO vektörü de O eksi K'dır. Doğru mu? O eksi K da 0, 0 eksi eksi 4'e 3'tür. Değil mi? Buradan 4 virgül eksi 3 arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi demek ki A vektörü eksi 4'e 3 değil. A vektörü 4'e eksi 3. Yönünden dolayı bu sıkıntı oluyor. Yani yönünden dolayı böyle oluyor. Tamam, onu da geçtik. Şimdi dikkat et. Biz B vektörünü de bulalım. B vektörü ne bu soruda? B vektörü ne bu yandaki bu soruda? 4'e 1 değil mi? Tamam. Şimdi biz soruda 4'e eksi 3 artı 4'e 1. Bunları toplarsak 8'e eksi 2 arkadaşlar. Anlaşılmayan bir... Burada ben şimdi bu birinci soru, ikinci soruyu niye böyle anlatmaya çalıştım? Çünkü ben şimdi size yazılı yapsam birinci soruyu yaparsınız bak. Çok kolay bak. Burada bir sıkıntı yok. İkinci soruda eğer ben böyle bir soru çözmeseydim, o zaman siz direkt A vektöründen için eksi 4'ü 3 yazar hataya düşerdiniz. Çünkü ben size ne dedim? Vektörlerin başlangıç noktası var, bitim noktası var. Buna çok dikkat etmelisiniz. Hatta ben size bir şey daha göstereyim. Hani son olarak. Bak şimdi. Şöyle kaydıralım. Bak şimdi. Şimdi bu az önceki soruyu ben şöyle de yapabilirdim. Hani bunu da bilin yani, tamam mı? Yok, olmadı, onu alalım. Şöyle yapalım. Ha. Şimdi dikkat et, grubu çözdüm. Çöz. Tamam. Şimdi mesela bu vektörleri belirliyorum şimdi. Bak şimdi. Mesela vektörün biri buydu ya. Olmadı. Vektörün biri buydu ya. Diğeri de x 4'e 1, 2, 3, 4, 3. Şuydu ya, pardon, ters olmadı. Şuydu ya. Bak şimdi ben size ne diyeceğim. Vektörler hani önceki derslerimizde taşınabilir olduğunu söylemiştik. Hatırladınız mı? Şimdi ben şimdi bu vektörü taşıyorum. Bak şöyle taşıyabilirim. Hani şu üstteki A vektörünü. Şöyle taşıyabilirim.
Ama böyle yönünü hiç bozmadan taşıyacaksın, tamam mı? Şimdi şöyle olmaz. Şöyle olmaz. Peki şöyle düz mü? Hayır. Şöyle nasıl? Dümdüz, değil mi? Evet, dümdüz. Aynısı bakın, iyi bakın. Tıpatıp aynısı bak. İyice bakarsanız tıpatıp aynısı. Şimdi o zaman sen pratik olarak bak şimdi. Şöyle yapabilirsin. İlk vektör 4'e 1'di. Bu şimdiki oluşturduğumuz vektör 4'e pardon 4'e şurası da eksi 3 biliyorsunuz. 4'e eksi 3. O zaman sen 4'e 1 4'e 1 vektörüyle 4'e eksi 3 vektörünü toplarsan ne çıkar karşıma? 8'e eksi 2 çıkar. 8'e eksi 2'yi yaz kafana. Yazdın. Bak burada da 8'e eksi 2. Bak aynı sonucu bulduk yani. Böyle de yapabilirsin. Anlaştık mı? Yani bunun sonu yok yani. Bir sürü yolu var. Vektörlerde işlem yapmanın çok bir sürü yolu var. Mesela şunu da yapabilirdik. Şöyle de çizebilirdik bak. Onu ben düzgün çizeyim. Şunu demek istiyorum bakın. Rengini de değiştireyim. Böyle daha böyle yakışıklı çıksın. Ha, zaten rengi şuydu. Mesela şöyle yapabilirdim. Bak. Böyle de bulabilirim. O zaman buranın başlangıç noktası ne? Eksi 4'e 3. Buna ben ne demiştim? K. Bu noktayı da P demiştim. Ben şimdi A vektörüyle B vektörünün toplamı A artı B vektörüdür ya. O zaman şöyle düşün bak bir. Bu ikisinin toplamı A artı B vektörü eşittir. Başlangıcı eksi 4 yani KP vektörü değil mi? Bak şimdi. Heh, şöyle diyeyim. Bu da P eksi K'ydı hatırla. Tamam mı? Tamam. Şu halde P neydi? 4'e 1. Eksi K neydi? Eksi 4'e 3. Buradan 8 eksi 2 gelmek zorunda. Bakın böyle de bulabilirdik. Burada gösterdiğim yöntemleri fizik dersinde vektörler işlerken uygularsanız gerçekten çok rahat edersiniz. Ve hatta size çok basit bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Mesela fiziksel olarak şöyle düz bir yol boyunca bir cisim düşünün. Hani şöyle bir cisim hayal edin. Bakın. Şöyle bir cisim düşünün. Şöyle bir cisim düşünün. Tamam mı? Bu cismin mesela belli bir seviye, belli bir uzaklığa, mesela x kadar uzaklığa götürülmesi için bir F kuvveti gerekir. F kuvveti gerekir. Şöyle ki mesela şöyle bir F kuvveti pardon şu yönlü bir F kuvveti gerektirir. Tamam mı? F. Şöyle yapalım. Heh. Şimdi F. Çekiyor hani F. Şimdi bu F aslında vektördür. Eğer sen diyelim bir de buradan birisi ittiriyorsa bunu hani bunu da düşün. O zaman bu ittirenin gücü de G olsun, K olsun mesela. Buna F1 diyelim, buna da F2 diyelim. O zaman bileşke vektör F1 artı F2 hani bu ikisinin toplam vektörü F1 artı F2 olur. Buraya kadar tamam. Siz burada şuna dikkat edin şimdi bak. Ben burada asıl şunu vereyim. O zaman daha böyle netleşecek burası. Mesela sen şimdi şöyle iki gücünde bir vektör hayal et. Tamam. Bir de aynı yönde şöyle bir vektör hayal et. Bu iki vektörün toplamak için sen örneğin üstteki vektörü hani üstteki vektörü rengini değiştireyim. Üstteki vektörü şöyle ucuca ekleyebilirsin.
O zaman bak hani biri F1'di, şu F1'di. Hani aynı yönlü, aynı doğrultulu vektörler. Ben F2'yi yukarı yazmakla siz göresiniz diye yukarı yazdım. Hani bir cismi O noktasındaki bir cismi çektiğini varsay. O zaman bir F1 çekiyor, bir de F2 çekiyor. Bileşke vektör bunların toplamıdır. Bunu da nasıl yapıyormuşuz? Böyle ucuca ekliyorsun. İşte bulduğum bak şurası F1 artı şurası F2 oldu. O zaman bunun tamamı F1 artı F2 vektörü oldu bak. O zaman şöyle düşün ayrıca son olarak şunu düşün. Bu F1 vektörü 2'ye 0 değil mi? Bitti bak dinlendireceğim şimdi. F2 vektörü ne? F2 vektörü de şu K noktasını sen P noktasını KP vektörünü orijine taşırsan o zaman K noktası pat diye aşağı düşüyor. Yani bu F2 vektörü 1, 2, 3, 4, 5, 5'e 0 vektörü gibi düşünebilirsin. 5'e 0 gibi düşünebilirsin. Bunları topladığın zaman F1 artı F2'nin elbette 7'ye 0 olduğunu gözlemlemiş olursun. Zaten burası da 7'ye 0 arkadaşlar. Bakın bileşke vektör ya tamamı. Tamam. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.